Merhabalar. Yattığın yerden edebiyat parçala dostum adlı video kanalımızda bugün Fırat Bayram'ın Karanlık Bir Seri Katili Diyaloglar adlı ilk romanının incelemesiyle karşınızdayım. Daha önce aynı yazarın Kendin Gibi romanını incelemiştim. O aslında ikinci romanı. İlk romanı bu Karanlık Adından da anlaşılacağı üzere polisi unsurlarının yer aldığı bir roman. Ancak tam bir polisiye türüne de oturmuyor. Çünkü seri cinayetleri işleyen Adem Göksel'in yakalanma sürecine değil, sorgulama sürecine, sorgusunda söyleyeceklerine ve sorgucularıyla Adem Göksel arasındaki dinsel mücadeleye ziyadesiyle odaklanan bir roman. Kitabın esas olarak Adem Göksel karakterinin sorgusu sırasında olacaklara odaklanmasına rağmen kitabın hem başlangı başlangıcında hem de sonlarında yer alan Oldukça dehşetli, ayrıntılarla dolu cinayetlere de tanık oluyoruz. Bu cinayetlerde ki satanizme referans edilen işaret ve sembollerle birlikte düşündüğümüzde aslında korku unsurunu da yakalamak isteyen bir kitapla karşı karşıyayız. Romanın esas ana odağı katil Adem Göksel'in bu cinayetleri neden işlediğidir. Adem Göksel'in düşünce dünyasının nelerin şekillendirdiğidir. Çünkü bu cinayetlerin arkasında satanizmin yer aldığı düşünülmektedir. Oradaki kanıtlar bu yöndedir. Dolayısıyla bu canavar katilin ve çevresindeki yardımcılarının hem bertaraf edilmesi hem de toplum nezdinde e, hastalık düşüncelerinin, e, sapkınlıklarının ve yanlış yoldalıklarının deşifre edilmesi gerekir. Adem Göksel'in sorgusuna sadece polisler değil, psikiyatrlar hatta din adamı bile katılır. Ve sürükleyici dini, felsefi tartışmalarla yüklü bir diyaloglar kısmıyla karşılaşıyoruz. Böylece Adem Göksel'in satanist sembol ve işaretleri neden kullandığını da öğreniyoruz. Şeytani bir öğreti olarak mevcut dinler tarafından bastırılmış, yasaklanmış yani ta e, milattan sonra birinci yüzyıllardan itibaren bastırılmış, yasaklanmış ve yok edilmeye çalışılmış gnostisizm denilen bir e, düşünce okuluna, düşünce ekoline, yaslanan bir düşünce yapısıyla karşılaşıyoruz. Adem Göksel, gnostisizmi modern naturalizm ile uyumlu hale getiren, sosyal adaletsizlikleri Marksizmi de işin içine katan yeni bir versiyonunun adeta İsa Mesih'idir. 12 tane de yardımcısı ve havarisi vardır. Aslında İsa Mesih hikayesinin bir takım eski çağ gizem kütlerinin değişik bir versiyonu olduğu düşünüldüğünde Adem Göksel karakteri üzerinden yazar bizleri derin dini felsefi tartışmalara sürüklemeye başlamıştır romanında. Başlamıştır diyorum çünkü mesele Adem Göksel'in gnostik düşünceleriyle kalmaz. Olayın naturalizm kısmı da devreye girer. Yani bir yandan diyalektik materyalizmin din karşıtı görüşleriyle bu gnostik düşünceleri birleştiren Yeni bir din, yeni bir öğreti ortaya serer. Bütün bunlar Fırat Bayram'ın din ve felsefe konularında yıllara yayılmış birikimlerinin bir göstergesidir. Kitapta eğer iyicil bir tanrı var ise kötülük neden var şeklinde özetleyebileceğimiz ve dinler tarihinde çok önemli bir tartışma konusu olan kötülük probleminin çok nitelikli ve derinlikli bir sorgulamasına, tartışmasına tanıklık ediyoruz. Bir yandan dini felsefi sürükleyici bu tartışmaları okumaya devam ederken bir yandan da romanın ikinci önemli düğümüyle karşılaşıyoruz. Ve romanın sonunda okuyucuyu Hollywood filmlerini aratmayacak sürprizler bekliyor diyebilirim yani. Ama onlar hakkında fazla ipucu vermek istemiyorum. Çünkü spoilere hassas okuyucuların kitabı okuma hevesi kaçmasın. Kitap aynı zamanda zeki bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu, hayal dünyası geniş bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu da bize gösteriyor. Özellikle felsefi romanlara meraklı insanların kesinlikle okuması gereken bir kitap. Ayrıca dehşet yani dehşet yükü olan romanlara meraklı kişilerin de okumasını tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.